Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kereviz salatası yapacağız. Besin değeri çok yüksek ve çok lezzetli bir salata. Pük noktalarını paylaşarak kereviz salatamızı yapmaya başlayalım. Kerevizlerimizin kararmaması için soymadan önce mayonez ve yoğurt karışımımı hazırlayacağım. Daha sonrasında kerevizi bu karışımın içerisine rendeleyeceğim. Kerevizin yapraklarını gövdesinden ayırıyoruz. Daha sonrasında kerevizi ikiye bölerek soyma işlemine başlıyoruz. Bunu da daha sonrasında çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi kerevizi ikiye böldüm. Bu şekilde çok daha rahat soyabilirsiniz. Diğer türlü soyduğunuz zaman çok daha kalın olacaktır. Şimdi yoğurt ve mayonezimizi hazırlayalım. 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı mayonez, 1 adet limon suyu birbirine karıştırıyoruz. Daha sonrasında kerevizimizi bu karışımımızın içerisine rendeliyoruz. Diğer türlü kerevizi ayrı bir kapta rendeleyip daha sonrasında bu karışımı hazırladığın zaman bu süreçte işte havayla temas eden kereviz kararmaya başlıyor. O zaman da işte limonlu suya bastırıyoruz, beyazlaması için yıkıyoruz kimisi unlu su hazırlıyor bu şekilde beyazlatıyor ama böyle yaptığınız zaman besin değerini kaybediyor besin değerini kaybetmemesi için tüm vitaminin içerisinde kalması için direkt bu karışımı hazırladıktan sonra içine rendelemenizi tavsiye ederim bu şekilde besin değerini kaybetmeyecektir ve çok daha lezzetli bir kereviz salatası elde edeceksiniz şu anda kullanmış olduğum kereviz büyük boy bir kereviz o yüzden tamamını kullanmayacağım biz iki kişiyiz zaten 2 kişi değil porsiyon porsiyon yaptığınız zaman 5-6 kişiye de yetecek kadar Salata çıkıyor Yalnız biz şu an iki kişi olduğumuz için Bir kısmını Çorbalar için Ayıracağım daha sonrasında kullanmak için onu da dilimleyerek buzluğa atacağım Şimdi yarımını soyuyorum Soyduktan sonra direkt karışımın içerisine rendeleyeceğim Kalan yarımı da Yine soyacağım ikiye böleceğim bir kısmını salataya kullanacağım bir kısmını da doğrayarak derin dondurucuya atacağım. Onu da ayrı bir videoda paylaşırım. Rendelenme işlemine geçerken size bazı püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben kısım kısım rendeliyorum, karıştırıyorum. Tekrar aynı şekilde kısım kısım rendeleyip karıştırmaya devam ediyorum kararmaması için. Eğer bu şekilde size yorucu gelirse bir tabağın içerisine dörtte birini rendeleyip karışmak ilave edin karıştırın tekrar kalan kısmı rendeleyip tekrar aynı şekilde devam edin Zaten videonun detaylarında da göreceksiniz. İkiye bölmüş olduğum bir parçayı rendeledim. Bitti. Buraları hızlandırıyorum sıkılmamanız için. Şimdi diğer parçaya geçeceğim. Tüm kerevizi rendeledikten sonra içerisine 4 diş sarımsak isterseniz yani sarımsağın yoğun sevmiyorsanız 3 diş 2 diş de kullanabilirsiniz veya daha yoğun sarımsak seviyorsanız daha fazla da ilave edebilirsiniz bu da sizin tercihinize kalmış damak zevkinize göre ben 2 çay kaşığı tuz kullandım ama siz dilerseniz daha az veya daha fazla tuz da ilave edebilirsiniz onun tadını kontrol ederek tuzla ilave işlemini yapabilirsiniz yarım demet maydanozun saplarını ayırdım yapraklarını iri iri doğruyorum ve içerisine karıştıracağım eğer dilerseniz kereviz yapraklarını da kullanabilirsiniz yalnız acımsı ve Keskin bir tadı olduğu için ben tercih etmiyorum. Alternatif olarak dereotunu da iri iri doğrayarak içerisine ilave edebilirsiniz. Cevizi ben içerisine karıştırmıyorum. Sunumu amaçlı üzerine serpiştireceğim. Siz isteğinize bağlı olarak içerisine de karıştırabilirsiniz. Tuzunu da ilave ettikten sonra salatamız hazır. Sunumuna geçeceğiz. Ben normal düz tavaklı sunum yapacağım. Bir de portakallı sunumu da var. Onu da ayrı bir videoda paylaşacağım. Aşağıda açıklama kısmına da linkini bırakırım. Buraya kadar gelip izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza bize destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.